Bugün Kebi Keç Kitap Kahve'deyiz ve Kebi Keç Kitap Kahve çok yeni Trabzon'da da. Bize öncelikle buranın hikayesini kısaca anlatır mısınız kendinizi tanıttıktan sonra? İsmim Şeyma Yılmaz. Tavşanlı'da Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Başkanlığı'nı yapıyorum. Bizim hayalimiz öğrencilere aslında vizyon kazandırabileceğimiz, insanların nefes alabileceği, İyi şeyler yapabileceği bir yere sahip olmak. Hep bununla ilgili hayaller kuruyorduk. Biliyorsunuz Tavşanlı'da ya da birçok yerde insanların böyle hayalleri var kitap kahveyle ilgili. Bizim de vardı. Bizler şöyle bir şey düşündük. Hep hayal ediyorduk ama acaba yapabilir miyiz? Nasıl olur? Bunun için bir adım atsak diye düşünürken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesini gördük. Duyuruya çıkmalarını bekliyorduk da zaten. Hatice Tokmak proje koordinatörümüz, sağ olsun Hatice Ayrılmaz arkadaşımızla birlikte onlar çok ciddi ve sıkı bir şekilde çalıştılar bu proje için. Başvuruda bulunduk ve Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle kabul gördü projemiz, desteklenmeye hak kazandı ve pandemi sürecinde maalesef hemen aslında hayata geçirilemedi. Sonrasında işte bir müddet ertelendikten sonra hayata geçirmeye başladık. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Hayal ettik. İşte Tavşan'da nasıl yer buluruz diyorduk. Bu proje acaba kabul olur mu diyorduk. Ama şu noktaya geldik. Biz çok memnunuz. Umarım herkes de geldiğinde mekanımızdan, hizmetlerimizden bizim gibi memnun kalır. Benim epey sorum var. Merak ettiklerimi sıraya koymadan sormak istiyorum. İnsanlardan bazıları, öğrenciler için bilmiyorum ama ismi söylemekte zorlanıyorlar, Kebi Keç. Nedir Kebi Keç ve siz neden Kebi Keç tercih ettiniz? Çok sık konuşuyoruz aslında bu konuyu. İlk başta herkes böyle bir neden diyor. Sonra aslında durdukça insanların daha çok hoşuna giden farklı bir isim haline geldi. Kebi Keç kelime anlamı olarak aslında kitap kurdu demek. Birçok eski dönemdeki kitapların başında ya Hafizu ya Kebi Keç diye dualar nakşedilirmiş. Bunun şöyle bir sebebi var. Aynen, aslında hani geçmişle bağlantılı, geçmişten gelen kitapların başında hani her kitapta görebileceğimiz el yazması bir dua denebilir, tılsım denebilir. Birçok rivayetler var bununla ilgili. Aslında bizim de bu yönü hoşumuza gitti. Yani kitapla doğrudan da ilgili. Aynen, kitapla doğrudan ilgili bir isim. Kitap kurdu kelime anlamı ama niye yazılıyordu bu kitapların başına? El yazması kitaplarda kitapları kitap kurtlarının yemesi gibi bir problem yaşıyorlardı. Kitap da çok az. Evet, yani çok zor el yazması, kitap yazmak, ciltli kitapları, geniş hacimli kitapları. Sadece zenginlerin sahibi olabileceği bir nesne artık değil mi o dönemde? Evet, yani çok kıymetli ya da işte belli kütüphanelerde ulaşabileceğiniz el yazması eserler var. Ve bunları korumak için bir takım çözümler, çareler arıyorlar. Kimileri diyor ki bu bir duaydı, hani onları kitap kurtlarından korumak için. Kimi diyor ki bu bir tılsımdı. Bazıları da diyor ki bir bitki vardı, düğün çiçeği diye de adlandırılan. Bu bitkinin suyundan yapılan mürekkeple bu yazı yazılıyordu ki kitap kurtları bundan uzaklaşsın. Her biri olabilir. Evet. Efsanevi olması, birazcık böyle efsaneleşmiş olması bizim hoşumuza gitti. Biz de dedik ki biz de kitapların koruyucusu olalım, kitap muhafızı olalım. Adımız Kebi Keç olsun. Evet, bazen zorlanılıyor ama bir yandan da hani farklı bir şey olması akılda kalmasında hızlandırıyor gibi geliyor bize yani. Kitap kahve mekanı olarak çok güzel bir binaya sahip. Bir parkın tam ortasında. Şu an sonbahardayız mesela, yaprakların renkleriyle beraber. Çok hoş bir yerdesiniz. Binanız da çok güzel. Yeri biraz tarif etmek isterseniz öğrenciler için ve buraya gelecekler için nasıl tarif ediyorsunuz? Artık Google'da yer işaretlememiz var. Oradan bize ulaşabilirler öncelikle. Gençler mekana önce sosyal medyadan ulaşıyor biliyorsunuz. Hesaplarımızdan bizimle irtibata geçebilirler. Yer tarifini Tavşanlı usulüyle yapmak gerekirse de biz Hayrettin Karaca Parkı'nın içerisindeyiz. Hayrettin Karaca Parkı da Özel Yıldız, işte Kavaklı Kur'an Kursu, Şeyh Edebali'nin olduğu bir
cadde var biliyorsunuz. Hemen arka sırasında bizim kafemiz mevcut. Cuma pazarında Yeşil Cami'nin arka tarafı. Evet, üst tarafı da diyebiliriz. Aynen bu şekilde de tarif edebiliriz. Sosyal medya hesaplarınızı ben takip ediyorum. Orada faaliyetlerinizi yayınlıyorsunuz. Ben altyazı olarak da sosyal medya hesaplarını zaten orada görebilecekler. Neler yapıyorsunuz faaliyet olarak? Daha çok yeni açılışınız. Evet. Ben faaliyetlerinizi hep takip ediyorum. Bir şeyler yapmaya başladınız. Şimdiki faaliyetlerinizden biraz bahsedip ileriye dönük hedeflerinizden de bahsedebilir misiniz? Şimdi bizim aslında en temel hedefimiz öğrencinin kendine ait bir mekanı olması. Yani biz istiyoruz ki Tavşanlı'da ders çalışabilecekleri, birlikte kaliteli zaman geçirebilecekleri, rahat edebilecekleri, bir vizyon katabilecek en önemlisi de onlara bir mekanları olsun. Burada onlara bizim yapmaya çalıştığımız aslında iyilik. İyilik yapmaya çalışıyoruz ama bunu işte sözlerle, ithamla ya da herhangi bir şeyle anlatma derdinde olmayalım istiyoruz. Biz burada kendi duruşumuzla var olalım, onlara hizmet verelim. Hem onların nefes alabilecek bir alanları olsun hem de ileride attıkları her adımda onlara rehber olabilelim. Bizim temel amacımız aslında bu. Bunun için bir takım etkinliklerimiz var, faaliyetlerimiz var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi olduğunu söylemiştim. Ama sadece kitap ve kahve üzerine bir proje değil. İçinde kültür gezilerinin olduğu, spor etkinliklerinin olduğu, ondan sonra yazar söyleşilerinin bulunduğu, okuryazar buluşmalarının olduğu bir genel etkinlik aslında bu proje kapsamında sunuluyor öğrencilere. Biz bunlardan üç tanesini aslında vaat ettiğimiz etkinliklerden üç tanesini gerçekleştirdik. Bir okuryazar buluşmamız oldu. Kuruluş tarihi gezimiz oldu. Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda o rotayı takip ederek sağ olsun Mesut Kocaman hocamızla çok güzel bir gezi gerçekleştirdik. Spor Bakanlığı'na bağlı spor etkinlikleri yapıyoruz demiştim. Bununla ilgili Domaniç'te trekking eğitimi aldık. Tados üyeleri bize sağ olsunlar yardımcı oldular. Orada trekking nasıl yapılır profesyonel olarak bunu öğrendik. Ondan sonra bizim öğrencilerimize küçük hediyeler oldu. Yürüyüş yaptık birlikte uygulamalı olarak. Hem güzel vakit geçirdik hem de öğrencilerimizle zamanı daha kaliteli nasıl değerlendiririz üzerine aslında uygulamalı etkinlikler yapıyoruz. Bunun haricinde bir projede vaat ettiğimiz bir gezimiz daha var. Bu da inşallah tabii pandemide hep bu esi veriyoruz. Bu şeyi koymamız gerekiyor. Bursa'da Uludağ'da bir kayak eğitimi ve kayak gezisi aslında hani hem gezi hem eğitim. Bunlar özür dilerim. Sadece öğrenciler için olan kısım ya da gençler evet. için diyelim. Aynen. Hı. Yani burada hedef kitlemiz bizim aslında 15-28 yaş. Ha, evet. Öğrenci dışına da çıkabiliyormuşuz, evet. Öğrenci dışına zaman zaman çıkabildiğimiz projelerimiz oluyor ama genelde en birinci hedefimiz burada öğrencilere hizmet vermek. Yani burada biz proje kapsamında hiçbir şeyden ücret almıyoruz. Çay da ücretsiz. Her şey ücretsiz. Kahve de. Evet, her şey ücretsiz. Peki burada sadece kitap kahve hizmeti ya da dediğiniz bütün o şeylerin dışında zannederim sohbetler de oluyor. Akşam Ali Uslu hocanın sohbetleri. Şimdi bu proje Ensar Vakfı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi. Ensar Vakfı olarak biz yürütücüsüyüz bu projenin. Evet. Aynı zamanda Ensar Vakfı'nın etkinliklerine de devam ediyoruz. Mekanımızda. Ali Uslu Hocam'ın Perşembe günleri sohbetleri devam ediyor. Yine bizim öğrencilerimizle farklı etkinliklerimiz pandeminin izin verdiği ölçüde devam ediyor. Yani aslında biz burada sadece işte bu proje kapsamındaki şeyleri değil de, demiştim ya öğrenciye nefes aldırmak bizim için önemli. Mesela pandemide mezuniyetini yapamadığımız öğrencilerimizin İmam Hatip Lisesi'nde burada mezuniyetlerini gerçekleştirdik. Tanışma çayımız oldu. İşte oyunlarımızın, etkinliklerimizin, ikramlarımızın oldu. Ensar Vakfı'nı bilenler bilir. Bizim ikramlarımız boldur. Bu anlamda da hani geldiklerinde çay kahvemiz ücretsiz ama farklı böyle öğrenci etkinlikleri yaptığımızda, öğrencilerimizle farklı etkinlikler yaptığımızda ikramlarımızla birlikte, oyunlarımızla birlikte
güzel zaman geçiriyoruz öğrencilerimizle aslında. Burada okullar bölgesi diyebilirim hemen hemen. Hı-hı. Çok fazla okul var. Onlar öğle arasında buraya gelip burada güzel vakit geçirebilirler mi? Tabii ki geçirebilirler. Bizim aslında öğretmenlerden en büyük talebimiz bu. Yani bu mekanı sizler öğrencilerinizle herhangi bir etkinlik yapmak için kullanın diyoruz öğretmenlerimizin hepsine. Sağ olsunlar, özellikle bizim yakınımızdaki okullar için öncelikle söyleyeyim. Onlar işte okuma saatlerini burada yapabiliyorlar. Öğrencileriyle farklı böyle etkinlik yapmak istediklerinde mekanımızı kullanabiliyorlar. Yine diğer okullardan, liselerden de öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte gelip burada işte ne bileyim bir öğlen çayı ikram ediyoruz. Bazen işte kahvaltı yapıyoruz öğrencilerimizle. Hocalarıyla derslerini burada işliyorlar. Yani istedikleri her şeye aslında biz mekan ve imkan sağlamaya çalışıyoruz. Hep bütün hocalarımıza da bu anlamda çağrımız budur yani. İstediğiniz her şeyi, öğrencilerinizle yapmak istediğiniz her şeyi bizimle paylaşabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince imkanımız varsa destek olmak için burada hazırız. Siz de biliyorsunuz Mustafa Hocam, bir dönem siz de ben de öğretmenlik yaptık. Öğrenci sınıf dışında bir şey yaptığında aslında çok çok daha kalıcı oluyor yaptığınız şey. Belki aynı dersi burada anlatıyorsunuz, öğrencinin aklında çok daha fazla kalıcı bir şey haline geliyor o durum. Yani öğretmen de öğrencinin gözünde daha kıymetli bir yer alıyor. Bu anlamda hani biz öğretmenlerimize de aslında bir imkan sunmak istedik. Şöyle bir şey var mesela, mezun olmuş bir üniversite öğrencisi ya da diyelim bir emekli kitabını alıp ya da buradaki bir kitabı alıp burada biraz zaman geçirmek istiyor, ders çalışmak, kitap okumak istiyor, kafasını dinlemek istiyor. Bunun için de zannederim müsait, öyle mi? Tabii ki. Yani özellikle ders çalışmak istiyorsanız burada kesinlikle sessiz bir ortam sağlanıyor. Bir kişi bile ders çalışıyorsa biz ona hani mümkün olduğunca sessiz ve huzurlu bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Çayını kahvesini ikram etmeye çalışıyoruz. Rahatça burada kendiyle baş başa zaman geçireceği bir ortam olabiliyor yani kesinlikle. İç mekandan bahsedelim biraz. Kütüphane ve masaların olduğu bir yer var. Diğer yerler nasıl? Hangi amaçlarla kullanılıyor? Şimdi öncelikli olarak kütüphane alanı dediğiniz gibi kafe ve kütüphane şeklinde düzenlendi. Evet. Birazcık kafe ortamı havasında ama kütüphane konforunda güzel kitaplarımızın olduğu, güncel kitaplarımızın olduğu bir alanımız var. Bunun haricinde mescidimiz var, mutfağımız var normal olarak, yönetim odamız var. Bir de bir salonumuz daha var ki bu aslında hani vakıf olduğumuz için bu etkiyi kaybetmek istemedik biz. Sedirlerle döşenmiş bir salonumuz var ama bunu birazcık modernize ettik. Sadece sohbetler için değil, işte ne bileyim farklı müzik dinletileri yapmak isteyebilir öğrencilerimiz, küçük drama etkinlikleri yapmak isteyebilir, söyleşi yapmak isteyebilir ya da film izlemek isteyebilir. Arkadaşlarıyla birlikte böyle bir etkinlik yapmak isteyebilir. Etkinlik salonu olarak da kullanabildiğimiz bir alan oluşturduk. Biz hani yaparken çok keyif alarak her aşamasında arkadaşlarımla emek vererek gerçekten bunu gerçekleştirmeye çalıştık. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde. Biliyorsunuz sıfırdan bir mekanı kurmak çok da kolay bir şey değil. Ama elimizden geldiğince keyifli bir mekan oluşturmaya çalıştık. Umarım herkes için faydalı olur mekanımız. Şimdi şöyle bir durum daha var. Diyelim liseden 10 arkadaş dediler işte biz toplanalım. Bugün şöyle bir şey yapalım ama yer yok. Burası onun için uygun. Yer var, evet. Yani şimdi bizim normalde çalışma saatlerimiz bir arkadaşımız yardımcı oluyor sağ olsun bize. 12 ve 6 arası burası hep açık. Ama siz dediniz ki işte şu saatte bir etkinlik yapacağız. Ya da arkadaşlarımızla böyle bir şey yapmak istiyoruz ama mekanımız yok. Biz hemen size diyoruz ki buyurun gelin. Burası sizin için müsait. Bize bir gün ya da iki gün önceden haber verdiğinizde biz size elimizden geldiğince ikram konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Erken de açıyoruz kafemizi, geç de kapatıyoruz. Yani aslında öğrencilerimize göre birazcık şekil alıyoruz bu anlamda.
Yani bunu akşam da planlasalar size önceden haber verdiklerinde. Elimizden geldiğince aynen. Yani bir öğretmen diyelim akşam işte kitap zamanı planladı öğrencileriyle size ilettiğinde. Hemen akşamda... elimizden geldiğince hazırlığımızı yapıyoruz evet. Ve kapılarımızı sonuna kadar onlara açıyoruz. Kitap kahveyi konuşuyoruz ama henüz kitaplara sıra gelmedi benim aklımda. Şimdi kitaplar da zannederim proje kapsamında geldi. Neye göre seçtiniz ve ne tür kitaplar var? Yani şöyle, biz istedik ki, şimdi biz Ensar Vakfı olarak zaten bizim bir kütüphanemiz vardı. Eksikliğimiz aslında öğrencilere hitap ediyoruz demiştim biliyorsunuz baştan. Özür dilerim, hep dini kitaplar varmış, izlenim oluşacak. Ben de öyle oluştu mesela. İlk sorusu. Gelen öğrencilerimizin ilk tepkisi kütüphaneden çok daha güncel, çok daha güzel kitaplar var hocam oluyor. Şimdi hani... Yeni kitapları getirdim. Aynen, özellikle hocalarının üniversite sınavına hazırlanırken onlardan okumasını talep ettiği işte klasik, dünya klasikleri olabilir, farklı kitaplar olabilir. Bunların hepsini neredeyse bulabildikleri bir kütüphaneye sahibiz şu anda. Hani ilk etapta 2000 kitap proje kapsamında kütüphanemiz değerini aldı. Bunu da artırmak için tabii farklı planlarımız var. Bu proje kapsamında diyorum sürekli, 10 aylık bir projeden bahsediyorum ama sonunda da bunlar en güzel kısmı aslında bu projenin. Bu kütüphane hizmet vermeye devam edecek. Yani, kalıcı olacak yani, hani kapatmayacağız onu. Aynen, kapatmayacağız proje sona erse bile. Ama istiyoruz ki siz bize destek olun, işte burayı mümkün olduğunca çok kullanın, öğrenciler kullansın, öğretmenler kullansın, çok fazla etkinlik yapalım, faaliyet yapalım, devam projeleri yazalım. Yani çünkü ilkini yazmak çok çok daha zor evet ama projeyi gerçekleştiremezsek devam projelerini yazmak bizim için imkansız hale gelecek. O yüzden mümkün olduğunca başarılı bir süreç geçirmemiz gerekiyor ki bu anlamda. Yani başarı nedir? Ne kadar çok öğrenci faydalandı? Vaat ettiğimiz etkinlikleri ne kadar kapsamlı yapabildiysek bizim elimiz aslında bu anlamda güçlenecek. Ve devam projeleri yazarken... dediğim gibi proje koordinatörümüz Hatice Tokmak daha rahat olacak. Projeyi tasarlayan Hatice Ayrılmaz daha hevesli çalışacak. İşte projede sosyal medya sorumlumuz Rümeysa Kılınç daha coşkuyla paylaşımlarını yapmaya devam edecek. Tabii sosyal medya demişken ne kadar çok takipçimiz olursa orada da hani bizim elimizin güçleneceği en önemli şeylerden bir tanesi sosyal medya. Onun da hani sahip çıkmak aslında tavşanla adına, hepimiz adına bu güzel mekana sahip çıkmak anlamına geliyor. Lütfen sosyal medya hesaplarını takip edin. Evet, bunu sık sık şey gibi olduk artık ama biz çok alışık olduğumuz bir durum değil. Fenomenler sürekli beni takip edin falan. Açılışta ama... ben söylemiştim hani bir fizik mekanlar var artık, bir de yani elektronik mekanlar var. Çok önemli hale geldiler, o yüzden önemli. Yani şöyle bir şey. Çok farklı okullardan, çok farklı gruplardan bize sosyal medya aracılığıyla ulaşıyorlar aslında. Yani özellikle gezilere gittiğimizde ben bunu fark ediyorum. Çok farklı okullardan bize katılımcılarımız oluyor. Ve hep konuştuğumuzda aslında hani gelip burayı görmekten önce sosyal medyadan fark ettiklerini söylüyorlar. Bu gerçekten artık hani işte... faydalı mıdır, faydasız mıdır, gerekli midir, gereksiz midir tartışmaları bence bir yerde kalmalı. Evet. Önemli bir şey. Gençlere dokunmak istiyorsak, gençlerle bir iş yapmak istiyorsak var olmamız gereken bir mecra. Bizim için de hani projemizin etkinliği, daha fazla istediği hedefe ulaşması için sosyal medya çok önemli. Şimdi yine sosyal medyayla bağlantılı olarak soracağım. Diyelim bir öğrenci ya da işte bir diğer kişi aklında bir faaliyet var. Bunun Kerikeç'te yapılmasını istiyor. Size bir form aracılığıyla bunu iletebilir mi ya da özel mesajlarla mı iletebilir? Ya da böyle bir ileti gelse siz nasıl karşılarsınız? Biz hemen şimdi şöyle bir şey. Öncelikle kendi içimizde sık sık değerlendirme yapıyoruz. Yani neyi ne kadar yapabiliriz, neye imkanımız var. Ama bunu yaparken mutlaka imkanlarımızı zorluyoruz. Yani bize böyle bir talep geldiğinde gelir çevirmemek için elimizden geleni, tabii ki uygun bir proje ise bizim için. Yani uygun derken öğrenciye katkı sağlayabilecek her türlü şey aslında bizim için uygun. Yani... elimizden geldiğince dahil olmaya çalışıyoruz. Yardım etmeye ve katkı sağlamaya çalışıyoruz. Evet.
Eklemek istedikleriniz var mı? Ben çok sevdim bu projeyi ve mekanı. Yani hani hep böyle her gelen kişi diyor ki kitap kafe kurmak benim hayalimdi. Eminim sizin de hayalinizdi. Evet. Benim de hayalimdi gençken. Şimdi şöyle bir şey oldu. Çok güzel bir şey oldu. Bir şahsın hayali gerçek olmadı. Bir kurum sayesinde, evet, bakanlık desteğiyle tavşanın hayali gerçek oldu diye düşünüyorum ben. O yüzden bu hayal hepimiz kurduysak madem, sahip çıkmak için de hep birlikte çaba sarf edelim. Daim olması için çaba sarf edelim. Yani nasıl daim olacak? Ne kadar kullanırsak, mekanlar artık eskiden hep, bilmiyorum, eski böyle vakıflarda, derneklerde çalışan kişiler olarak bizler bunu konuşuyoruz. Diğer arkadaşlar ne kadar ne düşünecek bununla ilgili bilmiyorum ama mekan yoktu, imkan yoktu, bir sürü imkansızlık vardı. Neler yapılmaya çalışılıyordu? Şimdi bir sürü mekan var, bomboş muhabbetleri dönüyor sürekli. Biz istiyoruz ki bu mekan canlı olsun, bu mekan yaşasın. Yaşaması için de evet, mekan hazır, kitaplarımız hazır, masalarımız hazır, salonumuz hazır, imkanlarımız hazır, planlarımız hazır ama insan yoksa bunların hiçbir anlamı yok. Var, öğrencilerimiz çok heyecanlılar, çok destek oluyorlar. Sanki hani böyle yalnızmışız, yalnız yürüyormuşuz gibi hissedilmesin. Benim söylemek istediğim sadece hakikaten çok ses getiren bir proje olduk. Çok öğrencilerin dikkatini çeken ve faydalanmaya çalıştıkları bir projeyiz. Daha da artıralım, genişleyelim, büyüyelim ki farklı bakanlıklar böyle şeylere çok destek oluyorlar. Neden bizim öğrencilerimiz daha çok faydalanmasın? Neden bu imkanlar bizim öğrencilerimize sunulmasın? Yani en basitinden Mustafa Hocam, biz burada kaç tane öğrenci ilk kez latte içiyorum hocam dedi bana mesela. Bu bile beni o kadar duygulandırıyor ki, yani hani gidip farklı imkanlara sahip olamayan öğrencilerimize gerçekten hani o özellikleri, hayalini kurdukları, aslında çok basit bir kahve bile olabilir bu, getiriyoruz. İmkan sağlamaya çalışıyoruz. Bu daha hani getiriyoruz derken, biz bunu aracı olmaya çalışıyoruz. Neden daha fazlası olmasın? Daha fazlası olması için hep birlikte çabalayalım inşallah. Devam edelim. Kemiket çok hızlı giriş yaptı. Evet. Güzel projelerle birlikte. Öğrencilerin çoğuna ulaştınız. Ben devamını diliyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim bu emekleriniz için. Ben teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarım ve vakfım adına. Umarım hepimiz için faydalı, güzel ve hakikaten bize vizyon kazandıran bir proje olur. Öğrencilerimize bir hayal, hedef verebilen bir proje olur. En önemlisi bu. Ayağınıza sağlık.